Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün e-ticaret ve saymakla bitmez.com yolculuğumuzdan size bahsetmek istiyorum. Çok güzel. Bugünkü konuğumuz saymaklabitmez.com'un kurucusu Kadir Toptaş. Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben 1985 doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Aynı zamanda antrenörlük yapıyorum. Fitness ve kickboks branşlarında. Ne güzel. Sporcu bir aileden yetiştim. Bununla beraber aynı zamanda ticari faaliyetlerde de her zaman bulundum. Ve akabinde de en son iştirakimiz saymaklabitmez.com'u kurduk. Ve şu an sektörde iyi bir pozisyon aldık. Henüz 1-1,5 yıl olmasına rağmen. Ve önümüzdeki dönemde de yine farklı iştiraklerle devam edeceğiz. Farklı isimlerde. Şu an saymaklabitmez.com olarak faaliyetteyiz. Harika, tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Acaba e-ticaret sektörünü nasıl seçtiniz, neden seçtiniz, anlatır mısınız? Şöyle Nesin Hanım, ben 2004 yılında aslında e-ticaret sektörüne girmek istedim. Ancak dönemin gerek teknolojik altyapısı, gerek işte lojistik altyapısı buna el vermediği için 2 yıl deneme yaptık, yaklaşık 2004-2006 yılları arasında ve sürecin içinden çıkamadık. Böyle bir durum oldu. Bir tecrübe oldu evet, ama. Evet, bir tecrübe oldu ve ilerleyen yıllarda da hep bu bizim aklımızın köşesinde bir şekilde bulundu. Çeşitli yine yurt içi ve yurt dışı ticari faaliyetlerinde bulunduk, ithalat, ihracat taraflarında. Pandemiyle beraber biliyorsunuz dünyada ticaret sektörü bir hayli yol çok aldı. Çok arttı. Her evet. Şeyimiz dijitalleşti. Kesinlikle. Bununla beraber de tekrardan bu fikrimizi hayata geçirmeyi istedik. Ne güzel. Bugüne kısmetmiş. Harika. Evet. Peki saymaklabitmez.com nasıl ortaya çıktı? Anlatır mısınız? Saymaklabitmez.com şöyle ortaya çıktı. Biz müşterilerimizin ya da üyelerimizin diyebilirim. Hem alışverişi çağrıştırabileceği, hem ürün içeriğini böyle hani nasıl diyeyim size, rakip firmalarımızın isimlerinden şimdi hani zikretmek doğru olur mu bilmiyorum ama hem söylemi kolay olmalı, hem alışverişi çağrıştırmalı, hem ürün çeşitliliğinden bizlere çağrışımlar yapmalı. Aa, çok güzel bir seçim evet, olmuş. Evet, mottosuyla yola çıktık ve bir buçuk ay kadar bir dönem içerisinde de saymaklabitmez.com ismini ortaya çıkardık. Şahane. Peki e-ticaret sektöründe gelecek hedefleriniz nelerdir? Şöyle biz aslında marketplace olarak, pazar yeri sistemi olarak yola çıkmıştık. Yalnız tabii ki sektöre girince çok da böyle hani kolay olmadığını görmüş olduk. B2C denen sistemle başladık. Yani daha business tek, to consumer. Evet, business to customer ismiyle kısa şey olan, adlandırılan sistemden girdik. Ancak önümüzdeki dönemde biz tekrar marketplace sistemiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyetlerde bulunmak istiyoruz. Farklı yine isimlerle yurt dışı bağlantıları yapacağız. Yine bizim şirketimizin bünyesinde bulunan isimler olacak bunlar. Partner sitelerle de yolumuza devam edeceğiz. Sektörde karşılaştığınız zorluklar nelerdir? Sektörde karşılaştığımız zorlukların en büyüğü çok fazla bilgi kirliliği olması. Maalesef. Çok herkesin, dezenformasyon. Evet, çok fazla özellikle interneti maalesef engelleyemiyorsunuz. Çok fazla bilgi kirliliği var. Çok fazla bu işe girmek isteyen var ya da kıyısından... Engellemek de isteyenler var. Tabii ki kıyısından, rakipler, köşesinden bu işe girmek isteyenler var. Bununla beraber rakipleriniz sizi bir şekilde sabote ediyorlar. Maalesef. Sizi daha yanlış büyümeden... Yanlış haberler. Tabii ki büyümeden sizi, o alevi evet, büyümeden söndürmek istiyorlar gibi yapay durumlar var. Yapay şikayet paylaşımları, mesajlar. Kesinlikle bunlar çokça yaşanıyor. Peki e-ticaretin geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? E-ticaret şu an günümüz rakamlarına bakıldığında 4 trilyon dolarlık bir hacme ulaştı dünya çapında. Ve önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde de 9-10 trilyon dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Evet. Ancak pandeminin şimdi ortadan kalkmasıyla beraber bir ufak daralma yaşandı. Evet. Ancak bu kısa süreli olacaktır diye düşünüyorum ben.
ki birçok hocamız da böyle düşünüyor. Tabii. Çünkü yaşam biçimi oldu tabii artık ki, tabii insanlar ki. İçin. Yani o alışkanlıklarını kolay kolay değiştirmezler. Evet, yani insanlar teknolojinin nimetlerinden faydalanmak istiyorlar ve bu da çok büyük bir rahatlık. Yani siz tabii. ürünlerinizi cep telefonunuzdan ya da tabletinizden, bilgisayarınızdan çok alıp kolay. Alabiliyorsunuz. Hı. Artı yani istemediğinizde dediniz ki ben bunu beğenmedim evet. veya bir şekilde olmadı. Siz onu istediğiniz gibi 14 gün içerisinde iade edebiliyorsunuz. Bu müthiş bir şey. Yani bu birçok zaman mağazalarda reel hayatta yaşayamadığımız bir durum. Çok da avantajlı bir durum. Ben e-ticaretin ilerleyen yıllarda da çok fazla hayatımızda olacağını düşünüyorum. Çok güzel. Sizce başarı nedir? Başarı bence hayal ettiklerinize kavuşabilmektir. Çünkü ben kendim her zaman şunu yapıyorum. Yani bir hayat tarzı Hı-hı. olarak bunu hayatıma yansıtıyorum. Her zaman büyük hayaller kurmaktayım. Çok önemli. Hedefler yüksek. Tabii ki tabii ki. Hedeflerim her zaman yüksektir. Hı-hı. Ve bu hayallerime hiç yani insanların ne dediğini umursamıyorum aslında. O çok önemli. Sadece doğru adımları atıyorum. Atmaya çalışıyorum. Kendinizden emin bir şekilde. Kesinlikle. Çünkü maalesef etrafta böyle enerjiyi aşağı çeken yorumlar evet. oluyor. Evet. Yani negatif. O yorumları biliyorsunuz. Her zaman yaşanan maalesef. Durumlar. Ben onlara her zaman kulağımı tıkarım ve hayallerime kavuşmaya çalışırım. Çok güzel. Sizi en çok ne motive eder? Beni en çok bir işin ne kadar imkansız göründüğü motive eder. Ne kadar zorsa ben o kadar daha böyle iştahla... Olmazı oldurmak tabii değil ki, mi? Tabii çok ki. Güzel. İştahla hareket ederim. Beni en çok bu motive ediyor. İnsanlar mesela saymakla bitmez ve diğer projelerimizde de hani siz bunu nasıl yapmayı düşünüyorsunuz ya da hayal mi görüyorsun dediklerinde evet ben hayal görüyorum. Siz yapamaz deseniz de ben yapacağım bunu. Hayalimi gerçekleştireceğim bir diyorsunuz ve siz, gerçekleştirdiniz. Evet, gün sonunda yani günün sonunda siz bana diyeceksiniz ki ya biz de bu pastadan pay alabilir miyiz dediğinizde evet. ben de o zaman Tabii. size ona göre cevabımı vereceğim Tabii, diyorum. Tabii kesinlikle çok güzel. Peki e-ticaret sektörüne girmek isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Tabii ki şöyle özellikle e-ticaret sektörü dediğim gibi az önce de çok bilgi kirliliği olan bir sektör. Maalesef. Bu konuda çok iyi eğitim veren kurumlar var, hocalarımız var, artı şirketler var. Paket program satanlar. Bu paket program satan firmaların bir de eğitim süreçleri oluyor. Evet. Alelade kişilerden eğitim almasınlar. Bilgi kirliliğiyle hareket etmesinler. Her zaman işi bilenle işi bilenlerle hareket etsinler. Danışmanlık alacaklar. Tabii ki doğru kişilerden, Hı-hı. kendini ispatlamış kişilerden ve firmalardan mentorluk alsınlar, bilgi alsınlar, eğitim alsınlar. Çünkü çok büyük batışlar yaşayan kişiler görüyoruz. Firmalar görüyoruz. Çok büyük hayallerle giriyorlar, çok büyük paralar harcıyorlar ve bir anda her şeylerini kaybediyorlar. Evet. Bunun olmaması için dikkatli adımlarla ilerlemeleri ve doğru kişilerden eğitim almaları gerekiyor. Kesinlikle. Peki e-ticaret sektöründe ne gibi riskler bulunmaktadır? E-ticaret sektöründe az önceki cevabıma bağlantıyla doğru yönlendirmeler almazsanız, doğru adımları atmazsanız elinizdeki likitinizi, nakitinizi veya hacminizi, maddi hacminizi bir anda harcamaya başlarsanız... Sermaye birikimi evet. önemli değil mi? Çünkü her Kesinlikle. Zaman ihtiyaç olacak. Çünkü, onu normal bir şey bütçe dahilinde kullanmak gerekiyor. Evet, şöyle çünkü yani e-ticaret aslında çok da şey bir, nasıl diyeyim, küçük bir dünya değil, çok büyük bir dünya. Yani yazılım altyapısından, depolamasına, dijital pazarlamasından, evet. Lojistiğine... Tam donanımlı olmak tabii, lazım. Tabii ki. Hukuki süreçlerinden muhasebesel taraflarına, vergisel tarafına çok kapsamlı bir dünya. Ve dışarıdan anlatıldığı gibi hadi sizi şuradan sisteme sokalım, Asla. Satış yapın, şöyle kazanın diye bir olay kesinlikle yok. Ancak düzgün kendini kanıtlamış veya böyle belli bir hacme ulaşmış şirketlerle, kişilerle hareket ederseniz başarı sağlayabilirsiniz. O önemli. Kesinlikle. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Mesajım şudur. E-ticaret güzel bir hayal, güzel bir dünya. Mutlaka genel tarifimde de söylediğim gibi acele etmesinler.
doğru firmalardan, doğru kişilerden mümkünse sertifikalı eğitimler alsınlar. Milli Eğitim'in de desteklediği eğitim kurumları var. Bunlardan eğitim alabilirler. Ya da işte kendini ispat etmiş, artık sektörde duyulmuş firmalarla, kişilerle, şahıslarla, şirketlerle bağlantıya geçmeye çalışsınlar. Çünkü ben bu süreçte çok amiyane tabirle mürekkep yuttum. Ne güzel. Çok fazla şehir şehir dolaştım. Evet. Yurt dışı gezilerimiz de oldu. Kolay bir süreç değil. Kesinlikle. Sabretsinler, acele etmesinler. Sermayelerini dikkatli harcasınlar. Çok acele hemen 5-6 ayda veya 1 yılda çok zengin olacağım maalesef hayaline kapılmasınlar. Tabii bu bir süreç. Evet, yani aslında şöyle, zengin olma dürtüsüyle bu yola girmesinler kesinlikle. Tabii. Hani başarı hedefli tabii, olabilir. Tabii. O, çünkü başarı zaten arkasından sermayeyi getiriyor. Tabii ki, yani o nasıl söyleyeyim size, başarı tatmini hiçbir şeyde yok. Yani kesinlikle dünyadaki servetlerin hepsinden daha üstün. Kesinlikle, başarma duygusu. Evet, sabırlı olsunlar ve doğru adımları atmaya çalışsınlar. Çok önemli, çok tebrik ediyoruz. Bugünkü konuğumuz saymaklabitmez.com'un kurucusu Kadir Toptaş'tı. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.